Elin nasıl oldu? Zorluyor mu? Yok, iyiydi. İdare ederim. İyileşene kadar bekleseydim bari. Olur mu canım? Nasıl bekleyeyim? Gidip geleceğiz işte. Şunu şapırdatmasan olmaz değil mi baba? Hı, neyi? Ne oldu ki kızım? Yemeğini yiyor işte adam. Şu arka dişimi basamıyorum da. Şuradaki de çürük. Hiçbir şey öğrenemeyeceksiniz değil mi? Bir dakika insan gibi hissedemeyeceğim kendimi. Ne demek bu şimdi? Hayvan mı yaşıyor bu evde? Burası ev mi baba ha? Burası ev mi? Sen buna ev mi diyorsun? Fadime. Artık dayanamıyorum artık. Buna ne oluyor anlamıyorum. Ne bakıyorsun be? Onları üzüyorsun sen. Ay, sidikli prenses. Üzüyormuşum öyle mi? Hep böyle yapıyorsun. Niye? Sus sen. Zaten cinlerim tepemde. Seni sevmiyorum abla. Ben de bayılıyordum sana. Çık dışarı. Çık dışarıya hadi. Burası benim de odam. Bu kız niye böyle yapıyor Bekir? Bunun derdini anlayamadım. Bekir. Akşama kadar canı çıkıyor. Doğruya. Hali mi kalıyor adamın? Niye kaldırdın anne ya sabahın köründe? Aile hanımlardayım bugün. Sen de geliyorsun. Ben de mi? Ama neden? Artık yetişemiyorum kızım. Hem ev hem iş. Vallahi gidince yerleri silsem camlara yetişemiyorum. Gel yardımcı olursun. Ben temizlikçi miyim anne? Ne varmış bunda? Ayıp mı? Günah mı? Kursağına giren ekmek böyle geliyor işte. Annen temizlikçi, baban da yevmiyeli işçi. Bunu kafana sok artık, tamam mı? Geliyorsun, hadi yürü. Geldiniz mi Nebahat Hanım? Günaydın. Günaydın Ayla Hanım. Hoş geldiniz. Kızım mı Nebahat Hanım? Evet, Fadime kızımız işte. Maşallah. Kahvaltı ettiniz mi? Ettik Ayla Hanım. Hemen başlayalım da rahat rahat bitirelim. Tamam, peki. Hadi bakın. Günaydın. Hoş geldin Burcu ben. Ben Fadime. Çok şirin isim. Burcu, nasılsın kızım? İyiyim. Sen nasılsın Nebahat teyze? Tanıştınız mı Fadime ile? Bak o da bu sene üniversiteye gidecek inşallah. Öyle mi? Hangi bölüm? Henüz belli değil ama puanım iyi. Ben de 2'deyim güzel sanatlarda. Burcu, hadi kızım kahvaltıya gel. Kolay gelsin, görüşürüz. Fadime. Hadi. Atlı mı kovalıyor kızım, yavaş biraz. Gidelim bir an önce. Şu halimize bak. Ne var halimizde? Ne oldu? Neşirin bir isimmiş. Aman Neşirin. Fadime. Başka isim bulamadınız mı anne? Aa, ne olmuş ismine kızım? Hem rahmetli babaannenin ismi. Biliyorum, biliyorum. Allah'ım, hey Allah'ım.
yine mi? Sana ne be? İşine bak sen. Ama babam çok kızar buna, biliyorsun. Kes sesini, karışma. Ne oldu, ne tartışıyorsun siz? Yine o geldi. Kim? Fadime. Anne, konuşacağım sadece. Baban küplere binecek. Babam küpten hiç inmiyor ki zaten. Umurumda bile değil. Fadime, delirme. Çekil yolumdan. Fadime! Ne o ya? Yüzünden düşen bin parça. Yok bir şey, bizimkiler. Her zamanki şeyler işte. Söylüyorum sana, katlanma iş bunlar. Al çantayı gel. Delirme İlker. Hangi devirde yaşıyoruz ki? Öyle kaçmalar, göçmeler filan. Boş yere çekiyorsun be gülüm. Gelsem ne olacak ha? Sen kendine zor bakıyorsun zaten. Öyle deme. Yakında voleyi vuruyorum. İş çeviriyoruz kızım. Aman. Sen bari yapma kızım, olur mu? Ben seni hiç üzmem anneciğim. Merak etme. Sana nasıl davranacağız Fadime Hanım? Ne diyeceğimi bilmiyorum ben. Ne yapmaya çalışıyorsun kızım? Bize niye bunu yapıyorsun? Bunu da bilmiyorum. Hemen fitledin değil mi? Annene çalım yapma. Eğer bir kız mahallenin en kaşar, en dangalak adamıyla hem de kendi kapısı önünde konuşuyorsa ana baba ne yapsın kızım? Ne yaptınız ki zaten? Ha? Ne yaptınız? Ben emanet ayakkabılarla okula giderken babalığını hatırlamıyordun ama. Fadime! Ne yapacaksın baba, ha? Ne yapacaksın? Bana ne verdin ki, ne istiyorsun? Fadime! Sus anne! Bu cehennemden sıkıldım artık, sıkıldım. Biz buyuz küçük hanım. Elimiz bu kadarına eriyor. Ne yapalım? Hah, yine aynı edebiyat. Biliyorum baba. Annem temizlikçi, babam da bir amele. Edepsiz! Beğenmeyen defol gitsin, anladın mı? Defolsun beğenmeyen! Nebahat Hanım, soluklan azıcık. Çay yaptım bak. Niye zahmet ettiniz Ayla Hanım? Olsun canım, içeriz. İçtim işte, yap yap bitmez. Anlaştı seninkiler. Anlaştılar da çok zorluyor Ayla Hanım. Nasıl, kız mı? Evet. Vallahi burnumuzdan getiriyor. Babasını görsen adam resmen çöktü. Mesele ne peki? Neden öyle oluyor? Beğenmiyor bizi Ayla Hanım. Ne yapsak batıyor. Sırf bize inat olsun diye olmayacak işler tutuyor. Zehir etti valla. Babasına, yani nasıl desem, düpedüz amele diyor Ayla Hanım. Zaten benim ne hizmetçiliğim kaldı, ne perişanlığım. Ne yapacağımızı şaşırdık. Allah yardım etsin. Bu yaşlarda böyle yapıyorlar işte. Ne yapacağız? Burcu'ya gıpta ediyorum valla. Maşallahı var. Nasıl hanım, nasıl efendi? Maşallah. Öyle öyle. Ama insanlar kısım kısım işte. Ne yapacaksın? Boş ver. Bunlar çok güzel. Alabilirsin istersen. Dinlersin. Yok. Yok zaten bizde. Ne? Onu çalacak şey de yok. Neyse. Niye bu kadar tepkilisin Fadime? Dikkat ediyorum da... Bunu anlayabileceğini zannetmem. Çünkü... Durumumuz sizden daha iyi diye mi? Evet. Ne sanıyorsun? Bu önemsiz bir şey mi sence? Önemli. Ama her şey de demek değil. Laf. İçinde olmayan anlamaz. Annen çok iyi bir insan. Sağ olun Burcu Hanım. Ama hüklerinize ihtiyacım yok. Fadime! Gidiyorum ben. Ne? Temizlik? Sen yap. Meraklısındır zaten. Fadime dur. Ben bir şey demedim ki.
sen değil kızım. O, o öyle işte. Allah sonumuzu hayretsin. Yıllardır dişimden tırnağımdan arttırdığım... Üf! Artık büyüdün. Ben de isterdim şöyle sıkılmadan geniş geniş harcayayım. Senin için ne lazımsa... Dilemekle olmuyor anne, olmuyor. Oturmuş Türk filmi çeviriyoruz burada. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı. Umurumda bile değil. Fadime. Kes sesini anne. Sen küstah ve terbiyesiz bir çocuksun. Ben istemedim böyle olmasını. Baban istemedi. Ama... Yeter, 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 yeter! Nereye? Yeter, yeter! Fadime nereye? Fadime çekilme. Dur kızım! Fadime, Fadime! Dur kızım, dur kızım! Hem nerede buluruz? Nereye bakarız bilmiyorum. Peki o çocuk? Çocuğu da soruşturdum. Yok. Zaten doğru dürüst tanıyan eden de yok idi. Ne yapacağız Bekir? Ne bileyim Nebahat. Nereden bileyim? Ne yapayım ben şimdi? Ne? Elim ermiyor işte. Ben utanmıyor muyum sanıyorsun gramla et alırken? Ev sahibinin gözlerinin içine bakamıyorum ben. Geceleri düşündükçe... Saçlarımın tel tel ağardığını hissediyorum Nebahat. Ben ne yapayım? Ne yapabilirim ben? Yapma Bekir. Beni beğenmiyor Nebahat. İnsan yavrusu anasından babasından nefret eder mi? Ama ediyor. Ne yapayım ben? Ha? Ne? Babacığım ben nefret etmiyorum senden. Ben ondan nefret ediyorum. Ablamdan. Hadi hadi. Bekir.
Yeter ulan mahalle dilberi. Hala debeleniyorsun. Bırak beni, bırak. Ne var lan? Bas git buradan. Cehennem ol! Allah'a şükürler olsun, şükürler olsun. İyi misiniz? Kızım? O nerede? Temizliğe gitti Ayla Hanımlara. O mu gidiyor artık? Evet. Birazdan gelir, kendin sorarsın, bana sorma. Geliyor! Baba. İyi ki babam sensin. İyi ki annenin adını taşıyorum baba. İyi ki eve geldiğinde alın terinin kokusu doluyor evimize. İyi ki babamsın. İyi ki. Helal et baba. Hakkını helal et. Helal et. Kızım benim. Tamam artık anne. Acıktım ben. Acıktın mı artist? Sensin artist. Çocuklar bazen uçup gidecek kadar uzaklaşırlar bizden. Ama ana baba olmak demek, sadece çocukların bakımıyla ilgilenmek demek değildir. Aynı zamanda engin bir sabır ve bitmeyen bir hoşgörü göstermek gerekir. Siz yeter ki üstünüze düşen mücadeleyi yapın. Çocuklar bir gün kalplerini de, evlerini de tekrar bulacaklardır. Kalp gözünüz açık olsun.